Parklar bu dönemde parti meclis. Evet, son bölüme geldik yayınen. Şimdi Suriye'yi konuştuk. Suriye'nin doğusu dedik, batısı dedik. İşte terör örgütleri dedik. Bu tarafta bir PYD yapılanması dedik. Türkiye'nin önünde ne tür tehlikeler var, hepsini konuştuk. Şimdi Suriye deyince biraz da Suriyelileri de konuşmak lazım. Göçmenleri konuşmak lazım. Çünkü hani şimdi pek Türkiye'de konuşulmuyor ama başlı başına büyük bir sorun. 3 milyon Suriyeli var. Pek geri dönecek durumlarda pek gözükmüyor. Yani 300 bin, 400 bin döner ama çoğu burada kalıcı ve yıllardır buradalar. Burada doğan çocuklar var. Burada ya 5-6 yaşına gelmiş, büyümüş, belli bir yaşa gelmiş. Belli bölgelere yerleşmişler. Bir 5 sene sonrayı düşünün, bir 6 sene sonra, 10 sene sonrayı düşünün. Başlı başına bir Suriye nüfusu olacak gibi duruyor. Türkiye bunun karşısında bir önlem alıyor mu, almalı mı? İşte bu bölümde de buradan başlayarak devam edelim. Yani çünkü bu da hani biz dışarı şey yapıyoruz, oradan gelen tehlikelere karşı kendimizi koruyoruz. Hava savunma sistemleri alıyoruz dedik ama bir de içeride bir başka bir nüfus olmaya başlıyor. Yani bir Suriyeli, bir Arap nüfusu ve azımsanmayacak ve her geçen gün de çoğalan bir nüfusumuz oluyor. Bazı yerlere gidiyor. Şimdi yasaklıyorlar ama Arapça levhalar falan. Giriyorsunuz ya, burası Türkiye mi değil mi? İşte İstanbul'da çok var. Gidiyorsunuz mesela bir anda ya konuşulan dil Arapça olmaya başladı. Ben çok şey yapıyorum. Mesela bir Arap kültürü yayılmaya başlanıyor. Bu nargile kültürü öyle. Her yerde bir kafeler olmaya başladı. Tamam, Arap turistler var ama Suriyelilerin de getirdiği bir şey var. Bizim gençler de biraz hoşlarına gitmeye başladı. Her yerde böyle bir müziğimiz değişmeye başladı falan, böyle bir yapı var. Şimdi bu da değil mi, konuşmamız gereken meselenin başında geliyor. Ne diyorsunuz? Evet. Doğru şimdi. Can yakıcı bir sorun gibi geliyor bana. Ama Türkiye ilk defa mı yaşıyor? Yani Irak'a ama, bakın, Irak sorununa bakın. Tamam. Tabii boyut çok daha büyük, boyut, çok daha büyük boyut. Boyut fazla şeyde. ama Irak olayına bakın, Irak'ta yaşanan olay. Saddam dönemi, Halepçe katliamı değil miydi? Halepçe katliamın sonunda değil mi? Büyük hani göç oldu, dağları açıp geldi. Peki, Halepçe katliamı ile Türkiye'ye gelen, Irak'tan gelenlerin büyük bir kısmı nereye gitti? PKK'ya gitti. PKK'ya gitti. PKK o yılları hatırlarsanız PKK dibe vururken Halepçe katliamı esnasında Irak'tan Türkiye'ye gelenlerin büyük bir kısmının şeye gittiğini görüyorsunuz. PKK'ya gittiğini görüyorsunuz. PKK'nın tekrar canlanması nedeni de oluyor. Bir kere bu olay Türkiye'nin tabii boyutu çok büyük. Çok farklı. Doğru, haklısınız. Ama ilk yaşadığı bir olay değil. Şimdi 2015'te Suriye'den gelenler Türkiye'ye 1,5 milyon. 2017 3,5 milyon. 2018 rakamlarına baktım ben, işte 3,6 falan. 2019 4 civarında herhalde. Tam net bir rakam bulamadım ama yani 4 yılda 2015'te 1,5'tan neredeyse 4 milyona 3 milyon. Bunlar da kayıtlı olanlar. Geliyorsunuz. Evet. Biraz da kayıtsızlar da var. Şimdi prensiplerden, yani işin aslı diyorsunuz ya, işin aslı ne? Bunlar kim? Evet. Veya bu gelenleri, Suriyelileri biz uluslararası hukuk bağlamında ne diyoruz buna? Ne diyeceğiz? Ne dememiz lazım? Şimdi baktığınız zaman yani yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 91. maddesi diyor ki bunlar geçici koruma statüsündeki insanlar. Yani Türkiye'nin de şu anda bunlara verdiği statü bu madde çerçevesinde geçici koruma statüsü. Ne demek? Bunlar ülkesinden ayrılmaya zorlanmışlar. Yani yaşayamıyorlar. Kapınızı açmak mecburiyetinde misiniz? Açmak mecburiyetiniz. Çünkü insani bir durum boyutu var. Bunda tereddüt yok. Ayrıldığı ülkeye hemen dönebilecek şartlar oluşmuş mu? Yok. O zaman bunlara acil
ve geçici koruma maksadıyla kabul edeceksiniz. Ve bu vermeniz gereken statü de geçici koruma statüsü. Evet. Geçici. Süre yok, geçici lafında. Uluslararası işte yabancılar ve uluslararası koruma kanunu 91. maddesine göre başka mülteci edeyim. Demiyorsanız. Mülteci de işte onu diyeceğim. Demiyorsunuz, evet. Mülteci farklı bir noktaya geldi. Mülteci, niye demiyoruz? Mülteci dediğiniz zaman vatandaşlık olmaya hemen hemen büyük ihtimalle. Geri gönderme şansı en düşük. Düşüktür olur. Mülteci. Ama bunlar da geçici yüksek. Koruma kanunu statüsü dediğiniz zaman geçici ismi adı üzerinde üzerimiz. Şartlar düzeldiğinde bunlar geriye gidecek demek. 10 sene, 20 sene, tamam. 5 sene. Avrupa, çok güzel bir soru. Avrupa'da da gitmiyor mu bu insanlar? Gidiyor. Gidiyor. Ama Avrupa'da bu yasayı veya yasa değil de işte uluslararası koruma kanunu aslında Avrupa'da sınır koymuşlar. Diyor ki ben gelen bana 2 yıl kalır, 3 yıl kalır. Artı ben şu kadar adamı alırım. Gerisine alamam. Türkiye'de bakamam. Şey var mı? Sınır var mı? Yok. Yok. Açık kapı politikası izliyoruz. Kaç yıl kalacağına dönen bir şey var mı? Yok. Eskiden vardı, var aslında, var. Yok yani yetki, eskiden bu konudaki yetki bakanlar kurulundaydı. Geçici koruma evet. statüsü bakanlar kurulundaydı. Şimdi bakanlar kurulu yok, Cumhurbaşkanı'nda. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı sınır sayı konusunda tek yetkili. 100 sene, 10 senede, 20 senede kalır da diyebilir. Şu kadar da yani yetki böyle. Yetki ondan. Şimdi geçici korumada geldiğiniz zaman, geçici koruma tabii önemli. Geçici koruma statüsünde gelen kişilere çok fazla çalışma ve sosyal haklar verilmiyor aslında geçici. Evet. Şimdi burada Türkiye'nin ikilemi bu. Türkiye aynı zamanda bu 4 milyon dersek kabaca, belki üstünde mi tam bilmiyorum 2019. Bunlara bir noktada şey de veriyor, çalışma şeyi de veriyor. İzni. İzni veriyor, sosyal haklar veriyor. Sosyal haklar veriyor. Bu yavaş yavaş şeye kaçıyor. Vatandaşlar. Geçici koruma statüsünden öbür noktaya kaçıyor. Acaba hakikaten bunlara çalışma ve sosyal haklar verilmeli mi, verilmemeli mi? Bu da bir tartışma noktalarından. Evet. Bir tanesi olarak görüyoruz. Şimdi bir de işin ilginç yönü, biz sığınmacı olarak işte geçici koruma mülteci dünyada 1 numarayız. Dünyada tabii, en çok kabul eden ülke biziz. Bu da bizim coğrafyamızın maalesef bize bahşettiği bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ne olacak tabii? Biraz evvel siz söylediniz. Ya bunların bir kere gelenlerin Türkiye'de kültürel entegrasyonu olabilecek mi? Evet. Yoksa zaten bu konuda sorunları olan ülkemize bir ciddi bir sorun daha mı ekleyecek? Artı bunlar Türkiye'nin zaten güvenlik sorunlarıyla iç içe olan Türkiye'nin güvenlik politikalarına, güvenlik durumuna daha doğrusu nasıl etkileyecek? Nelere götürecek? Nasıl olacak? Tabii güvenli bölge fikri, bu geçici koruma statüsünde olanların güvenli bölgeye gönderilmesi açısından güvenli bölge belki düşünmeye, tartışmaya değer bir noktadır. Evet. Doğru. Güvenli bölgeyi pek konuşmadık çünkü. Güvenli bölge eğer derseniz ki ben geçici koruma statüsünde olanları buraya götüreceğim, yerleştireceğim, böyle bir güvenli bölge, bu makuldür, doğrudur. Ama Amerika ile burada tam ters olduğumuz nokta, yani Türkiye'nin güvenli bölgeden esas amaçlarıyla Amerika'nın amaçlarının aynı olmadığı. Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri güvenli bölgeyi bir noktada YPG ve PYD'yi korumak için istiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden. Siz de aslında güvenli bölgedeki esas amacınız. Bunları yerleştirip tampon yapmak istiyor. Esas amacınız YPG ve PYD'yi ortadan kaldırmak. Evet. Yani o güvenli bölgede onun için de gidemiyor, ilerleyemiyor, tıkanıyor. Dolayısıyla Türkiye belki de geçici koruma statüsünde en akıllı bence yapabilirse, yapması gereken veya pek fazla bunları
çok fazla çalışma izni vesaire çok da yani ne kadar büyütürseniz belki sorun da olabilir. Ama bir taraftan da efendim bu ekonomiye pozitif etki yapıyor da diyen de olabilir. Onun şeyini iyi bulmamız lazım. Yani, hocam 4 milyon insanı kamplarda tutmak da zor. Yani zor. Coğrafi ve olarak zor. Onların kaç milyar dolar, iyaşesini, ibadetini kaç sağlamak da dolar, çok büyük rakam tutar. Çok milyar, kendi geçimlerini sağlamaya yardımcı yani olmak. Orada da hakikaten sıkıntılı bir konu. Şimdi TEPAV, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma, bir TEPAV geçtiğimiz ay bir araştırma yapmış. Evet. O da ilginç. Türkiye'de iş yapan, yani çalışma olana yasal, illegal. İllegal bulan. Yasal olarak da var, bir de yasal illegal çalışanlar var. Yani o yaptığı araştırmada, yani Türkiye'de iş yapanların %77'si, yani %80 deyin onu, dönmek istemiyor. O zaman bence biraz... Bir iş kurmuş olanlar yani, evet, veya işi olanlar. İşi olanlar. Dolayısıyla eğer bu 4 milyon dersek kabaca... geçici koruma statüsündekilerin Suriye'deki durum normale döndüğü zaman bunların hakikaten büyük bölümünün geriye dönmesini istiyorsak bir noktada bunların yani çalışma ve sosyal durumlarını yani biraz sınırlamak biraz lazım. Dikkat etmek de yarar var. Yoksa bunların kalıcı statüye getirebilirsiniz. Evet. Ama o işte Suriye'nin normal bir düzene gelmesi de herhalde kolay kolay olacak mesele değil. Biraz önce konuştuk. Her tarafta bir mesele var. Yani bir 10 yıl daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani yıl şey yapmak zor tabii ama. Başka tabii zor da yani bir baktığın zaman bugünden yarına kadar olacak bir şey yok. Evet, güvenlik riski bakımından Sayın Ümit Özdağ'ın çok üst üste ısrarla vurguladığı yorumları var. Yani bunların demografik yapıyı bazı illerimizde, Kilis'te, Hatay'da, Antep'te, Bozdur'da. Kesinlikle. İleride Türkiye'nin böyle kesinlikle bir demografik sorunuyla karşı ciddi karşıya. Ciddi bir güvenlik sorunu. Evet. Bunun çok yani demografi yapının değişmesi size ciddi bir güvenlik sorunu olarak karşınıza çıkacağı da aşikar. Ve bunların içerisinde işte, terör örgütleri olabilir. Onun için ben de diyorum ki, yani bir düşünce bahsediyor olarak ben de diyorum ki, madem ki TEPAV'ın yaptığı araştırma burada hayatını kendi kendine idame eden, çalışabilecek insanlar artık gitmeyi düşünmüyor. Sonucu çıkıyor %80. Evet. O halde bu konuda biraz dikkatli olmakta yarar var. Yani çalışma ortamını veya çalışma iznini biraz daha kontrollü hale getirmeniz lazım. Evet. Tersten de şunu diyebilirsiniz. O zaman ya bana maliyeti çok fazla oluyor. Ben de o maliyetin altında kalkamıyorum. Bunların i̇şte hayatını hepsine para idame vermek lazım. Tabii. Ben işte yani ikilemli, zor bir tablo. Evet. Şimdi son saate geçtik. Belki Türkiye ne yapmalı, ne yapabilirdi? Daha başından itibaren. Ne yapabilirdi sorusu. Ne yapabilirdi? Evet. Ve bundan sonra ne yapmalı iyi de konuşmamız lazım. Belki biraz da onlara değinelim. Türkiye ne yapabilirdi? Zor bir soru. Suriye bağlamında hatta kolay bir sorun değil. Şimdi aslında siyasi tarihe baktığınız zaman, yani uluslararası ilişkilere baktığınız zaman, tarihsel olarak baktığınız zaman bir kavram var. Aktif tarafsızlık politikası. Aktif tarafsızlık politikası. Sadece Cumhuriyet dönemine baktığınız zaman, yani Mustafa Kemal Atatürk'le başladık. İşte yurtta sulh, efendim dünyada barış, yurtta barış. Özellikle komşularla olan ilişkiler bağlamında. Şimdi aslında aktif tarafsızlık politikası ne demek? Biraz belki teorik gibi bir şey söyledim ama aslında aktif tarafsızlık politikası şeye baktığınız zaman bu konuda uzman kimseye bak diyor ki ya büyük devletlerin karıştığı olaya girme diyor. Yani bir özelliği bu. Yani eğer olayın içine büyük devletler girmişse girmiyor. İki, komşu ülkelerde olan olaylardan kaçın diyor. Yani aktif tarafsızlık politikasının çok genel anlamda bu böyle anlaşılır
böyle ifade edebiliriz. Komşu ülkenin iç işlerine müdahil olmamak hiç, anlamında. Yani komşu ülkelerde olan olaylara aktif olarak katılma. Girme, fiilen girme. Biz ikisini yapmış gözüküyoruz. Şimdi en güzel örneğini İkinci Dünya Harbi'nde İsmet İnönü'nün uyguladığı politika. Yani. İşte İkinci Dünya Harbi'nde İsmet İnönü'nün uyguladığı politika aktif tarafsızlık. Tarafsızlık aktiftir. Nedir aktifliği? Türkiye İkinci Dünya Harbi'nde jeopolitik durumunu çok iyi kullanmıştır. Zaten Türkiye'nin jeopolitik durumu iyi kullanırsanız size koz verir. Kullanamazsınız da çok kötü kullanırsanız sizi sorun içine de çekebilir. Zor bir coğrafyadayız. Yani biz bir İsveç değiliz, bir Norveç değiliz. Yani bütün problemli olan ülkelere işte efendim İran, Irak, Suriye. Ama komşuyuz. Biz başından beri Suriye'ye çok farklı bakmadık mı? Yani ilk günden işte, Osmanlı'dan bize miras. Şunu bizim söyleyeceğim. Şimdi, karışma hakkımız var dedik şimdi. Aktif tarafsızlık politikasında hele bir de olayın içinde büyük devletler varsa coğrafyanızı olayın arazideki fiili yerine girmeden coğrafi gücünüzü kullanmanız çok önemli. Ya İkinci Dünya Harbi'nde İsmet İnönü'nün özellikle İkinci Dünya Harbi'nde uyguladığı aktif tarafsız politikanın dünyada bir örneğini daha bulamazsınız. Ya peki İkinci Dünya Harbi'nde savaşan devletleri bana bir hatırlatır mısınız? Büyük devletler. Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, İtalya. Tamam. Bravo. Almanya, baştan başlayalım. Sovyetlerle anlaşmamız var mı? Var. Saldırmazlık anlaşmamız 1925'te var. İmzalıyoruz. Evet. 10 yılda bir revize edilecek. 1935'te revize ediyoruz. İkinci Dünya Harbi esnasında Sovyetlerle tarafsızlık ve saldırmazlık paktımız var. Önemli bir şey mi Sovyet Rusya? Tabii çok önemli. Peki İngiltere'ye Fransa ile var mı anlaşmamız? Onlarla da var. Var. Onlarla da 1939'da imzalıyorsunuz. İngiltere ve Fransa ile ortak deklarasyonunuz var. Ya bu dünyada bakın örneği yok. Hakikaten yok. Ya bu bazen İsmet İnönü'yü kritiz edenler bana bir örnek göstersinler. Böyle bir diplomasi bir uluslararası. Bir örnek daha yok. Üçüncü devlet? Almanya. Almanya. Ya Almanya ile 1941'de dostluk ve saldırmazlık anlaşması imzalıyorsunuz. Almanya. Rusya. İngiltere. Fransa. Üçüyle de anlaş. Bunlar İkinci Dünya Harbi'nin baş hattı. Neyi kullanıyorsunuz? Jeopolitiğini. Neyi kullanıyorsunuz? Fiili çatışma alanında yoksunuz. Fiil çatışma alanına girdiğiniz anda bu inisiyatifi kaybedersiniz. Hele bir de büyük devletler olayın içindeyse işte burada kaybedersiniz. Onun için biz Suriye bağlamında konuştuk. Dedik ki nerede? Yani şimdi tabii Suriye bağlamında zor bir olay. Bakın kabul edin. Yani bir karşınızda bir IŞİD diye bir tehdit var. Değil mi? Evet. Ve 2014 IŞİD'in Irak'ta ve Suriye'de diğer özellikle Suriye'de yaptığı o olayları bir hatırlayın yani şimdi. Hı? Ama o sonra geldi. Orada da işin aslında 2013. 2013 ama olaylar 2011'den başladı. Hatalar 2011'de başladı. Sizin ama fiilen girişiniz. Bak o önemli. 2015. Kritik noktamız 2015. Türkiye'nin burada aktif olarak girişi Amerika Birleşik Devletleri ile beraber IŞİD koalisyonu içinde Suriyeli muhaliflere. Ama ondan önce de gayri resmi destekler yapıldı. Muhalifler desteklendi. Ben resmi tarihsel bilgiler üzerinden gidiyorum. Sizin esas olaya müdahale oluşunuz 2015 Amerika ile beraber Suriyeli muhaliflere aid donat programı ile yapmıyoruz. Ama kime karşı yapıyorsunuz bu projeyi? IŞİD tehdidine karşı yapıyorsunuz. Şimdi IŞİD tehdidini de o günkü şartlarda ya dünyanın bir numara tehdidi. Ve hatta Amerikalı işte yetkililer, bakanlar bilmem neler daha 10 yıl bu. Hatırlayın 10 yıl
gitmez bilmem ne dediler. Birdenbire de gitti. Öyle mi? Evet. Yani o söylentilerden önce mi gitti IŞİD, geç mi gitti? İlk başta çizilen tablo çok çok karamsardı. Ama birdenbire IŞİD'in hızlıca gittiğini... Ama şimdi bir kısmı da İblit'te yani. Görüyorsunuz. IŞİD'çiler mi onlar? Tam ha, onlar karışık kimin ne oldu? Biraz tam IŞİD değil. Yani IŞİD varsa biraz o Rakka falan orada kalmıştı. Yani ha. Tam IŞİD kapsamına girenler pek değil bu şeydekiler, İdlib'dekiler. Şimdi dolayısıyla tabii bunu kabul etmekle beraber... Biz hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Tabii diplomaside bazı şey olabilir ama diplomaside gerekli hallerde revize edin politikanızı. Yani tekrar aktif revize tarafsızlık edin. Politikanı revize dönebilir edin. Mi Türkiye revize başım? Revize etmenin en doğru şekli ta işte 2016'dan beri biz de söylüyoruz. Herkes sizler de yazıp çiziyorsunuz. Yani Suriye politikasının revize edilmesinde geç kaldık. Çok geç kaldık. Revize edilmesinin ana parametresi Suriye merkezi hükümetiyle bizim işbirliği yapmamız Türkiye'nin milli menfaatleriyle paralel gidiyor. Oradan başlayabilir bir revize kesinlikle süreci. Yani işte birinci saatte konuştuk onu. İkinci saatte konuştuk. Yani Suriye merkezi hükümeti bir noktada Rusya ile de biraz paralel, daha paralel hareket ettiğinizi görüyorsunuz. Aksi takdirde bu sorundan çıkış yolu pek kolay gözükmüyor. İşte 2016'da ben Eylül'de söylemişim. Suriye'de çözüm olmadan Türkiye'de terör de bitmez. Tabii ki. Yani bu birbiriyle bağlantılı. Yani 3 yıl evvel söylediğimiz konu. Yani Suriye'de çözüm olmadan Türkiye'de terör bitmez. Ve Suriye'de nasıl çözüm olacak? İşte evet. Sorun bu. Suriye'de çözüm zor. Hakikaten zor. Kolay değil. Bunu kabul ediyorum. Ama Suriye'de çözümün kilidi, anahtarı biz de söylüyoruz, sizler de söylüyorsunuz, herkes söylüyor. Suriye merkezi yönetimiyle beraber hareket etmekten geçiyor. Ha bunu söyleyerek biz Beşar Esad'ın çok iyi bir lider olduğunu söylemiyoruz. Hatta hatırlarsanız birinci saatte ben de onu ifade etmeye çalıştım. Dedim ki IŞİD'i zalim getiren, Suriye'ye getiren, değil mi, başımıza bela eden ve tabii tarihi yaptığı en büyük hata da 2011'deki Suriye halkı üzerine şiddetle giderek benzin döken o adam. Tamam. Ama işte şimdi Birleşmiş Milletler'de Suriye kim temsil ediyor? Merkez hükümet temsil ediyor. Peki paşam, biz diyelim ki bu bağlantıyı kurduk, Ankara-Şam arasında işbirliğine yöneldik ve Adana mutabakatı diye bir zeminimiz de var 1998'den. Tekrar bu mutabakatı canlandırmak, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Güvenlik Güçleri'nin Suriye topraklarında daha rahat terörle mücadele etmesi imkanı doğar mı? Yoksa Amerika bugünkü fiili durumda bunu da engelleyebilir mi? Şimdi çok güzel bir nokta. Yani şimdi Suriye merkezi hükümetiyle işbirliği yapmanız veya işbirliğine başlamanız, ki bunu hatırlarsınız bize Adana mutabakatını kim hatırlattı? Rusya, Putin hatırlattı. Putin hatırlattı, dedi ki ya siz ne yapıyorsunuz yani? Böyle bir şey var aramızda. Bu konuyu düşünüyorsanız ilk düşünmeniz gereken Adana mutabakatı var evet, dedi. Ona bir bakın dedi. Adana mutabakatını niye dedi? Düşünmüyorsunuz. Düşünmüyorsunuz dedi. Peki Adana mutabakatı nedir? Mutabakatı 1998. 8. Diyor ki taraflar, yani Türkiye ve Suriye ve ile Türkiye'nin PKK ve ona bağlı tüm terör örgütlerine karşı etkin ve kapsamlı ortak mücadele etmelerini öngörüyor. Adana mutabakatı. Artı 2011'de bir de buna ilave güncelleme yapıyorsunuz. O güncellemeye göre Suriye yönetimi diyor ki benim ülke topraklarımda ne PKK'nın ne uzantısının faaliyetlerine eğitim, barınma, kamp bilmem ne müsaade etmeyeceğim diyor. Güzel, yani bu var da tabii bunu realize etme oluyor mu olmuyor mu o ayrı konu. Yani artık ölü bir
metin midir yoksa canlanabilir mi? Yok, hala iki şu tarafta geçerli, bu böyle bir şey yok dediği müddetçe bu geçerli. Ya ama önemli olan şu, ben onu ifade etmek. Böyle anlaşmalarınız olur, ortada mutabakat olur da karşı taraf uygulamaz. Güçlü olmanız lazım. Evet. Uygulatmak için. Biz bunu Irak'ta uygulatabildik mi? Irak'ta da hatırlıyorsunuz Saddam'la PKK'ya karşı aynı sınır şekilde ötesi harekat anlaşmaları vardı. Şeyimiz var mı, mutabakatımız var mı Saddam'la? Vardı. Vardı. Peki özellikle Barzani üzerinde bunu uygulatabildik mi? Uygulatmadık. Uygulatamadık. Ama önemli olan tabii bu mutabakatların, anlaşmaların olması güzel bir şey. Ama güçlüyseniz zaten biz PKK konusunda başarısız kaldığımız tek en önemli nokta bu. Ama paşam yani şimdi şöyle, bu sefer teklif Suriye'nin vekili gibi hareketten Rusya'dan bize geliyor. Biz evet, Suriye'den istemiyoruz. Yani evet, istesek yapmaya hazır gibi gözüküyorlar. Evet. Çünkü onun hamisi Rusya, bunu bize öneriyor. Fakat biz bunu çalıştırmadık. Çalışacak gibi gözüküyoruz. Tamam, güzel de Sayın Bile, Rusya'dan geliyor da Rusya'da PYD-YPG Moskova'da bir açıyor. Şimdi sorun bu. Yani sen diyorsun ki bu terör örgütü, PKK ile bağlantılı. Öbür tarafta milli menfaatler açısından sana belki koz olarak kullanmak gibi bir açıyor. Ama yine bir kullanılabilecek bir alan açıyor. Alan açıyor ama güçlüyseniz işte aktif ama tarafsız... Ama niyetli olmanız lazım aktif tabii. Aktif tarafsız ve biraz daha olayın içinde fiili olmasaydık, dışında kalabilseydik, coğrafyamızı bu konuda kullanabilseydik ne olurdu? Daha iyi olurdu. Ama olan olmadı, olmuş. Evet. Şu an ne yapalım? Şimdi o zaman... Şimdi diyoruz ne yapmak ki, lazım? İşte ne diyorum? Şimdi, bir Suriye merkezi hükümetiyle temas. Teması geçmeniz, işbirliğine girmeniz zaruri. Yıllar gidiyor, şeyler gidiyor. Bakın, bu önemli. Niye önemli? Şu açıdan önemli. Şimdi özellikle bizi rahatsız eden nokta Fırat'ın doğusu değil mi? Evet. Fırat'ın doğusu. Peki Fırat'ın doğusuna baktığınız zaman oranın Suriye açısından... Oranın hamisi de Amerika. Tamam. Yani, ben şeyi diyorum. Girer mi orası, Türkiye oraya asker? Girmeli yok, mi? Yok, bak hemen askere gitme. Ama öyle diyor şimdi. Bak, geldik ay, giriyoruz. Bak, elimizde çok gidiyoruz. Büyük bir koz var. Ya, gözünü seveyim. Bak anlatmak istediğim şu. Ben diyorum ki Suriye'de çıkış noktalarımızdan bize olanak sağlayan olanaklardan bir tanesi Suriye merkezi hükümetiyle tamam, işbirliği. Neden? Elimizde koz var mı? Var. Ne? Şimdi şeye baktığınız zaman uluslararası kriz raporu. Bakın çok önemli. Diyor ki uluslararası kriz raporu Suriye'nin Fırat'ın doğusu var ya. Evet. Fırat'ın doğusu doğal kaynaklar açısından Suriye'nin %80. İkincisi petrolünün %95. Yani bu ne demek? Fırat'ın doğusu yani YPG ve PYD'nin olduğu alan Suriye'nin doğal gazının ekonomik can damarı gibi gözüküyor. Ekonomik can damarı. Tamam. Artı Fırat üzerindeki en büyük baraj orada, Tapka barajı var. Evet. O çok önemli soru. Sulama vesaire vesaire. Yani Fırat Nehri'nin ana damarı. Tamam. Şimdi Suriye orası zaten ya Şam'ın da işine gelmez. Suriye Merkezi Hükümeti Fırat'ın batısını YPG veya PYD'ye bırakmak ister mi? Hayır. Hı? İstemez. Yani ekonomik olarak doğusunu bakın. Doğusunu diyorsun. Doğusunu. Pardon, doğusunu diyorum. Doğusu çünkü YPG, PYD'de sadece doğusunda. Ya doğal kaynaklar orada, su orada. Su her şey. Bak su da orada, ana baraj da orada. Tapka'da şimdi orada PYD var Tapka'da. Evet. Barajın başında o oturuyor. Petrolün başında o oturuyor. Doğal gazın başında o oturuyor. Proje de zaten buradan çıkacak doğal gazı bilmem neyi efendim denizden Girit'e Kuzey göndermek. Girit'ten Avrupa'ya göndermek. Ve şimdi bir boyutu da o. Evet. O halde Fırat'ın doğusu Suriye'nin ekonomik olarak geleceği açısından çok en kritikse bu, biz de zaten o bölgenin YPG ve PYD'nin kontrolüne geçmiş. Devletleşmiş adam. Bunun oluşumunu engellemek istiyoruz. Bunu kimle yapacağız bunu?
dönüp dolaşıyoruz. Karşımıza en iyi partner olarak bu konuda kim çıkıyor? Şam çıkıyor. Yani anlatmak istediğimiz bu. Bak, o net paşam. Şimdi birisi peki, çıkabilir. Amerika oradayken bu birisi, sonuç alabilir miyiz bundan? Birisi belki çıkar der ki, ya sen böyle söylüyorsun Fırat'ın doğusunda ama bu Irak için de aynı şey geçerliydi. Irak'ta petrol nerede? Bir kuzeyde var, yani, bir güneyde var. Öyle mi? Bir Basra, bölgesel yayın yönetim bir de aşağıda var. Irak Anayasası ne dedi? Bağdat'tan gelirler gelecek, oradan dağılacak. Ha. Dedi. Evet. Ama öyle olmadı. Öyle olmadı. Olmadı. Onu bozan da Ankara oldu. Aynen. Aynı hatayı burada da tekrarlayacağız. Aynen. Bak uzun vadeli görmemiz lazım. Hep uzun vadeli, uzun vadeli. Dolayısıyla mevcut durum bizim Suriye ile işbirliği yapmamızı kolaylaştırıyor, rahatlatıyor. Yani ama durum biraz kişiselleşti gibi orada. Yani kişisel bir takım ben laflar, onlara ben artık kişisel konulara falan bilemem. Ama sonuçta kişiselleşmiş değil. Bir sorun olduğu zaman yani Kuzey Irak'tan bir dert çıkartmamız da gerekiyor. Yani efendim? Kuzey Irak'tan bir dert çıkartmamız gerekiyor. Kuzey Ankara Irak'tan, politikası olarak. Kuzey Irak'tan kesinlikle ders çıkartmanız gerekiyor. Şöyle, tabii Amerika Birleşik Devletleri bağlamında peki olaya bakalım. Ne yapabiliriz Amerika Birleşik Devletleri? Evet, etkili olabilir miyiz Amerika askerleri oradayken? Etkili olabilir miyiz falan. Yok, şey olarak yani politik olarak. Elimizdeki şeyler ne? Nasıl söyleyelim, kullanabileceğimiz aparatlar, koz ne? Bakın ben Suriye Merkez Hükümeti ile işbirliği yapalım derken Fırat'ın doğusundaki durum bize avantaj sağlıyor dedim. Çünkü ana kaynaklar orada, biz de onun şeyin devletleşmesini istemiyoruz. Suriye'nin şeyinde istiyoruz. Dolayısıyla bize avantaj veriyor dedim. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından olaya bakarsak, şimdi aslında bu da çok iyi bilinen bir konu değil, hep karıştırılıyor. Yani bir kere bir NATO konusuyla, NATO ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ikili ilişkileri ayırmanız lazım. NATO ayrı. ABD ile ilişkiler ayrı. Şimdi NATO bağlamında mesela İncirlik. Bir NATO bağlamı var. Bağlamında yükümlülüğünüz var. İncirliği NATO bağlamında NATO operasyonlarında kullanımına izin vermek durumundasınız. Ama Türkiye ile Amerika arasındaki ikili ilişkiler NATO bağlamında değil sadece. NATO çerçevesinde de var. Şapkası altında geldiği zaman tamam, ayrı bir konu. Bir de ikili anlaşma var. Yani ikili anlaşma nedir? Türkiye ile biliyorsunuz ABD arasındaki 1980 Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması. 1980'de bunu SETA diye söyleriz ya. Biz aslında bu 1980 tarihindeki, revize ediliyor bu galiba her yanılmıyorsam 5 yılda mı bir revize edilecek bu, ediliyor. Biz bu Amerika ile Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye'deki bazı üslerin Amerika'ya kullanılma hakkını veriyoruz. Buna çekebilirsiniz. Bu sizin elinizde kozdur. Demirel yaptı mı? Yaptı. Süleyman Demirel. Kapattı İncirlik. Evet, İncirlik. Neye karşı kapattı? Bu anlaşmaya dayalı olarak kapattı. Dolayısıyla bazı şeyleriniz de var. Siyasi kozlarınız da var. Hatta şimdi bu Amerika ile imzalanmış olan bu 80 Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması bakın 1987 yılında güncelleniyor. Güncelleme esnasında Amerika şöyle bir taahhütte bulunuyor size. Diyor ki Amerika olarak ben terörizmle ve terörle yardım ve destek sağlanması ile mücadelede Türk hükümeti ile işbirliği yapmak konusundaki kararlılığımı teyit ediyorum. Yani bu SEİA anlaşması altına da aynı girmiş. Zamanda Amerika size diyor ki ben size terörle mücadelede
size her türlü desteği, işbirliğini vermek mecburiyetinde. Vermiyorsa o zaman kardeşim karşısında senin de savunma ve ekonomik işbirliği anlaşman var. O zaman onu iste yani. Bu böyle bir taahhütte bulunmuş çünkü. Diplomasi olarak gayet tabii kullanılabilecek konular olarak ben değerlendiriyorum. Bilmiyorum ne kadar zamanımız kaldı. 5-6 dakika. Bir soru varsa isterseniz son bir soru varsa onu alayım. Yoksa evet. Ben bir kapanışta bitireyim. Evet, paşam ben şunu yine de sormak istiyorum size. Tamam. Tabii giderek biz S-400, Patriot, F-35 yükseltiyoruz silah savunmamızı. Silahlanmayı da yükseltmiş oluyoruz. Bir de buna nükleer füzeyi ekledi Sayın Cumhurbaşkanı. Nükleer tehdit altında mıyız veya bu savunmamız için gerekli midir? Sizin asker gözüyle nasıl bakarsınız? Bu bir de nükleer silah edinmeye çalışan ülkelerin yalnızlaştırılması var. Kuzey Kore gibi, İran gibi. Türkiye böyle problem çıkartan, nükleer silah elde etmek istediğini açıklayan da bir konuma geldi. Buna dünyanın tepkisi ne olur? Türkiye açısından nasıl sonuçlanır? Şimdi S-400 konusunu konuştuk. Açıkladınız. Söyledik. S-400 konusunun tabii siyasi olarak iki sonucu olacak. Onlar tabii askeri boyutu bürünecek konuları var. Bunlardan bir tanesi F-35 projesinden askıya alınmış durumdasınız. Evet. Yani o projede yer alma durumunuz şu anda bloke edildi. Bu neticede F-35'ler olmaz ise ki öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor şu anda. O zaman F-16'lar yaklaşık 2024'te falan artık onların yavaş yavaş devre dışı kalacak. Devre dışı. Onu neyle kapatacaksın? Su-57 alabilir miyiz mesela? Alabilirsiniz. Ama bayağı çok bağımlı hale geliyor. O zaman evet. Ciddi bir eksen kayması. Sen şeyine giren olabilir yani. O zaman artık NATO'yu falan da, NATO'daki durumunuz falan da biraz ciddi şekilde. Peki nükleer silah alırsak? Milli uçağınızı tabii yapabilme için adım atmanız en doğrusu. Milli uçak yapımı. Milli uçak yapımında bazı ülkelerle şey yapabilir misiniz? İşbirliği yapabilir misiniz? Bunlara da dikkat etmeniz lazım. NATO, yani şimdi Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bizim NATO'dan ayrılmak gibi bir niyetimiz yok. Ben de aynı kanaatteyim. Bugün NATO'dan ayrın. En çok sevinci karşıdaki Yunanistan. İnsanlar. Tabii ki. Ve size büyük sıkıntılar yaratır. Doğu Akdeniz'de bakın karşı karşıya, diğer yerde Ege'de vesaire. NATO size hiç değilse bu konuda bir platform sağlıyor, olanak sağlıyor. Eğer NATO'dan ayrılma gibi bir şeyiniz yoksa, planınız ki öyledir devlet politikası olarak, o zaman bu ilişki NATO ile olan ilişkilerinizi de daha fazla zorlayacak şeylerden de hareketlerden de. Nükleer biraz silah ben edinmek. O konuda yorum yapmak istiyorum. Bakın NATO ile NATO içinde devam etmeyi düşünüyorsanız, NATO'dan ayrılmayı düşünmüyorsanız, o zaman alacağınız bütün adımlarda ilişkilerinizde bu NATO ile olan ilişkileriniz çerçevesinde de hareket etmeniz lazım. Yani NATO'nun lazım. Koruma şemsiyesine güvenmek artı anlamında mı? Artı bir cümle söylediniz. Şimdi bir cümleden biz yorum yapamayız. Bir cümleden fazla söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Bilmiyorum. İşte ben bir cümle olarak, var, ben bir cümle olarak duydum. Bir cümleden pek yorum yapmak, yorum yapabilecek şeyim de yok yani. Fazla bilgiye de sahip değilim. Siz sorun fırsatı olursa yani yetkililere, siz sorun yani nedir bu, neyi düşünülüyor, siz sorun yani ama benden o konuda pek yorum beklemeyin. Hayır evet, olsun mu olmasın mı yorum değil de yani Türkiye'nin ihtiyacı var mı nükleer, yani alalım almayalım değil, evet ileride var mı? Zaten şimdi dediniz ki hava savunma sistemine var, vermiyorlar aldık, böyle bir şey var mı yok mu yani? Evet onu yetkili makamlara sorun. Evet. Başka? Var mı soru? Çok teşekkür ederim. Son şeyle bağlayayım. Tabii çok şey konuştuk. Yine ben Mustafa Kemal Atatürk'le başladım. Dedim ki Mustafa Kemal Atatürk'ü sevmek iyi güzel de anlayın. Anlamaya çalışın. Bence yine onunla bağlamak isterim. Toparlamak isterim. 1930'da
yaptığı bir konuşmada şunu söylüyor. Diyor ki, benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi'nde açıkça tartışılmasıdır. Evet. 1930'da söylediğini bir daha hatırlatalım. Benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi'nde açıkça tartışılmasıdır. Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin gözü önünde konuşulmayacak hiçbir şey yok. Bu son cümle olsun. Evet, bu hakikaten günümüze de sorunların çözüm yeri meclis olmalı mesajı alıyoruz. Soruları da milletvekilleri orada mecliste sorsunlar yetkililere yani, gerek. İşte ben şöyle bağlayayım biz. Bilmiyorum bu söze bu çok önemli. Bir daha okuyalım mı? Bu niye bir daha okuyalım isterseniz. Bir daha söyleyin ki duysunlar belki. Diyor ki 1930'da benim istediğim sadece memleket işlerinin Büyük Millet Meclisi, tabi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıkça tartışılmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türk milletinin gözü önünde konuşulmayacak hiçbir şey yok. Çözüm bu cümleyle programı bu. Bence burada. İşte bugün de bizim siyasi olarak belki yapmadığımız şey bu. Bu ne Suriye meselesi, ne bir Amerika ile ilişkiler, ne S-400, ne PYD'nin şeyi, ne Rusya-Türkiye ilişki. Hiçbir tanesinin ben mecliste eline boyuna tartışıldığı. Ya bırakın onu, şu Suriyeliler meselesi bile Türkiye'ye geldiler. Ne olacak 4 milyon, 5 sene sonra 6 milyon olacak belki. Onu bile meclis konuşmuyor. Bırakın onu, eğitim meselesini bile konuşmuyor. Hiçbir meseleyi meclis ama konuşmuyor. Ama o zaman bir cümle daha söyleyelim. Konuşmayan bir meclis. Bir cümle daha söyleyelim. Mecliste konuşulmalı ama güvenlik konuları mecliste iç politika malzemesi haline de dönüştürülmemeli. Dönüştürülmesin ama bak, bunlar bir ama gelenek biz, olduğu zaman dönüştürülmez. Söylediğimi anladım. Evet. Mecliste konuşulsun. Mecliste tartıştı. Biz mecliste konuşulduğu, tartışıldığı dönemleri de hatırlıyoruz. Ama maalesef güvenlik konuları iç politika malzemesine dönüştüğü zaman meclisteki tartışmadan da bir anlam çıkmaz. Çıkmaz tabii. Ama onu burada da güvenlik politikaları iç politika malzemesi haline dönüşmemesindeki asli sorumluluk da siyasi iktidara ait. Siyasi iktidar güvenlik konularını iç politika malzemesi haline çevirirse muhalefetin eli kolu bağlanıyor. Evet, mecbur tabii. Kalıyor. Tabii. Bu da önemli. Tabii. Bilmem anlatabildim mi? Tabii. En önemli kısımdan bir tanesi bu. Efendim bu akşam nereden başladık? Atatürk'ten, Misak-ı Milli'den başladık. Suriye meselesini konuştuk. Günümüze kadar geldik. Hatta en son noktayı mecliste bunlar konuşulsun. Bunlar mecliste konuşulmalı diye son noktayı da koyduk. İşin aslını konuştuk herhalde. Haftaya Perşembe akşamı başka bir konuda yine biz işin aslını arayacağız. İyi akşamlar. Baytar bu dönemde parti meclisi. Harika bir şekilde çift protesto etti.